İyi günler. Ben Doktor Haluk Kul. Bugün yönetim bilişim sistemleri konusunda proje yönetimi hakkındaki kayıtların ikinci kısmı için yine bir aradayız. Birinci kısımda genel proje yönetimi esasları konusunda konuşmuştuk. Daha sonrasında da proje yönetimi enstitüsü tarafından önerilen proje yönetimi bilgi kütüğü açısından önerilmiş olan ana fonksiyonlar, kapsam, zaman, maliyet ve kalite konusunda ve de bütünleştirme yani entegrasyon konusundaki süreçleri değerlendirmiştik. Bu video kaydında ise yardımcı fonksiyonlar hakkındaki iş süreçlerini biraz daha değerlendirip bu video serisini sonlandırmak üzere kapanış konuşmasını yapacağım. Şimdi müsaadenizle her zaman olduğu gibi sunum dosyasını açıyorum. Evet. Yani belirttiğim üzere artık yeni bir bilişim sistemi oluşturacağız ya da bilişim sistemini geliştireceğiz. Bunu bir proje çerçevesinde yapacağız. Bunun için PMBOK'u değerlendirmeyi düşünüyoruz. Ana fonksiyonları değerlendirdik. Entegrasyonla beraber, bütünleştirmeyle beraber. Şimdi yardımcılarını konuşacağız. Böylece gelelim. Evet, bakın. Çekirdek fonksiyonlar, kapsam, zaman, maliyet ve kalite yönetimiyle bütünleştirmeyi hızlı bir şekilde konuşmuştuk. Yardımcı fonksiyonlar açısından iletişim, insan kaynakları, risk ve edinim yönetimini konuşacağız. Araç ve tekniklerden de biraz bahsettik. Şimdi proje insan kaynakları yönetimi açısından genelde yapılacak olan şey şudur. Proje için nasıl bir örgüt lazım? Hadi bunun planını yapalım. Buna göre gerekli personeli alalım, temin edelim. Daha sonra bunları projede bir takım işi olması nedeniyle takım olarak kullanabilirim. Bu insan kaynakları yönetiminin bazı hususlarını ve hatta örgütsel davranışı da gerektiriyor. Bu bağlamda eğer yönetim bilişim sistemlerinin yönetim ayağını basarak, pivot ayağı olarak kullanıp gerektiğinde bilişim teknolojisine ulaşabilmek isteyen adaylar varsa ben biraz iddialı olacak ama örgütsel davranışı, davranış bilimlerini ve hatta mümkünse psikoloji ve sosyolojiye giriş derslerindeki şeyleri de bilinmesinde fayda görüyorum. Özellikle benim gibi mühendis olanların, hani bir tabir vardır, mühendisler biraz mühendis olur diye, o dar bakış açısı, problem çözmeden vaka çözümlemini ve insanı anlayabilme konusunda biraz daha bakış açısını geliştirmekte yarar olacaktır. Ama mühendisleri çok iyi kullanabilmek lazım. Onların da o problem çözebilme, model kurabilme başarısı, becerisi önemlidir. Peki, proje iletişim yönetimine bakalım. Bu da şimdi takımları oluşturduk. Projede farklı kişiler, farklı işleri yapıyor, farklı sorunlar oluyor. Bunlar nasıl iletişim içinde olacaklar? Bu da iyi, önemli bir sorun. Arkadaşlar, savaşların bile sebebi iletişim sorunudur, biliyor musunuz? Bu bağlamda yapılması gereken bir, iletişimin planlanması. İletişimde oluşacak malumatın, yani enformasyonun, yani bilişimin nasıl dağıtılacağını belirlenmesi, performansın raporlanması ve yönetsel kapamanın nasıl yapılacağını belirlenmesi olmakta. Şunu da söyleyeyim, bakın bu da önemli bir yer. Proje risk yönetimi. Başarısız olan projelere baktıklarında %55'inde ortak özellik şu: risk yönetimi yapılmamış ya da zayıf. Şimdi bu konuda konuşmamız gerekse belki saatlerce konuşacağız ama ben en azından şu, bakın 6 tane süreç söylüyorum. Belki yeni sürümlerde biraz daha artmış bile olabilir. Ha, bu eski versiyonları kullanıyor, onu da söyleyeyim. Yani genel geçer bir yaklaşım. PMI'nin yeni versiyonunda bu süreç miktarının 49 tane olduğunu söylemiştim. Buna göre güncellenmiş bir şey değil. Ona bakın, ona göre değerlendirin diye notta düşmüş olayım. Risk yönetimin planlanması, riskin tanımlanması, buna bağlı olarak nitel ve sonrasında nicel risk analizinin yapılması gerekiyor. Sonra
risk oluştuğunda yapılması gerekenler için nasıl tepki vereceğiz, ne yapacağız, bunun planlanması ve son olarak da riskin gözlemlenmesi ve kontrolü. Şimdi burada şunu söyleyeyim, bir yandan da benim bir havacı ayağım var, bizim meslekten gelen bir şeydir. Biz riskin ayağa yere basanlara göre çok daha yüksek olduğu bir noktada olduğumuzdan dolayı bir şekilde bunu öğreniyoruz. Bu öğrendiğimiz hususu da hayata geçiriyoruz ve çok rahat söylüyoruz. Şimdi ayağı yere basan kişilerle konuştuğumuzda nitel risk analizi nedir? Yani neler nedir olabilir? Bunlara bakmak lazım. Şunlar olabilir. Nicel risk analizinde bunların olasılıkları nedir? Bunlara bakmak lazım. Daha nitel risk analizinde bunları sıralamaya başladığımızda risk yönetimini gerçekleştirme konusunda bilgi, beceri, deneyimi olmayan kişiler bir afallayabiliyorlar başlangıçta. Tepki gösteriyorlar da ya tamam bu arada ihmal edilebilir. Bunun için de sadece şu yapılabilir denilebilir. Ya en azından mesela şöyle bir risk var, bunun için bir prosedürümüz, protokolümüz var mı? Protokolümüz var, şudur, buradan temin edin, onu okuyun, gerçekleştir. Tamam, benim için bu olay bitmiştir. Ama protokol yoksa, dokümante edilmemişse ve güncel değilse benim için gene problemdir. Buna dikkat etmemiz lazım. Peki, şimdi KEM olasılık, ricat planları ve KEM olasılık rezervleri diyeceğim. Ben bu terminolojiyi kullandım ama bir... Sanırım PMI Türkiye biraz daha farklı bir şey olabilir. Yani işler ters giderse nedir? Ne olur? Bu KEM olasılıktır. Riskler meydana gelirse yapılması gerekenlerin planlanması lazım. Şöyle bir örnek vereyim. Ya ben arabayla gidiyorum. Lastiğim patlarsa ne yapmam gerektiğini bilip bunu yapabilir beceri olmam lazım. Bakın deprem gerçeği var. Deprem öncesinde, deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenleri herkes aynı şekilde biliyor mu? Bunun tatbikatını yaptık mı? Şeyler hazır mı? Ricat planı, ricat geri çekilmedir. Hani irtica sözcüğü buradan demiştir. Projenin amaçlarına ulaşmada belli şeylerden taviz vermek gerekiyorsa tamam şunu da yapmayalım, şundan vazgeçelim diyebilmektir. Thomas Edison'un bir sözü var. Ben ölmüş atın kokusunu hemen alırım demiştir. Yani projeden çabuk bir şekilde vazgeçebiliyor. İnat uğruna gitmez. Bir de KEM olasılık rezervleri. Yani biz projeyi 100 liraya yapacağız ama hani şöyle bir şey vardır. Aileler, ebeveynler ya cebinde şu para dursun neme lazım der. İşte bu olaydır. Bir şey gerekirse kullanılması gereken. Ama bunu harca diye verilmez. Ama bulundurulur. Ben son olarak proje edinim süreci. Ben burada edinim kelimesini kullandım ama tedarik olarak da çevrildiği oluyor. Şöyle söyleyeyim. Projenin belli bir dönemi için ya da sürekli kullanılmak üzere, sonrasından da kullanılmak üzere bir şeyi ya satın alırsınız, kiralarsınız, kiralamanın bir türü olarak finansal kiralama, leasing vardır. Ya da sempati kanalı dediğimiz bir şey vardır. Onunla emanet de alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Bunun parayla elde edilebilen kısımları için edinim planlama, teklif almayı planlama, teklifi almak, kaynağın seçilmesi, seçilen kaynağa göre sözleşmenin oluşturulması, yönetimi ve sözleşmenin kapatılması gibi 6 tane şeyler var. 4 tane sözleşme türü var. Paradan çok hoşlanan kişiler konuyu biraz daha fazla inceleyebiliyorum. Şimdi bu da Birleşik Krallık, yani İngiltere diyoruz ama sadece İngiltere'de bu 4 ülkeden birisidir. Başka bir İrlanda, İskoçya ve Galler de var. Birleşik Krallık bünyesinde bir proje yönetim metodolojisi PRINCE, özellikle bilişim sistemleri için. Bunun da bilmekte yarar var. İşte böyle bir yaklaşımı var diyoruz. Son söz. Bilmemiz gereken. Efendim, ben bu kitabı yazma konusundaki fikirleri 2003'te başlamıştım. İlk baskısı 2009'da çıktı. İkinci baskıyı 2013'te yaptık. Sonra bir stasyoner hale geldi. Belki güncelleme falan gerekebilir ama güncelleme gereken hususlar çoğunlukla bilişim teknolojisi ayağında. Ben bu kitap ve kitabı kullanarak yapmış olduğum sunumlarda size temel kavramları sunmaya, sınıflandırmaya, tanımını yapmaya ya da betimini yapmaya çalıştım. Şöyle ki, yönetim bilişim sistemlerinin yönetim ve organizasyon ayağı var. Teknik alandakiler bunlara çok vakıf olamayabiliyorlar.
Bilişim teknolojisi ayağı var. Bilişim teknolojisi deyince yönetim ve organizasyon ayağındakiler acaba bunu nasıl yapacağız diye telaşlanabiliyor. Bilinmesi gereken temel hususları ve bu bilinmesi gerekenlerle nasıl bir yaklaşımda gidilebileceğini anlatmaya çalışıyorum. Daha yetkinleşmek isterseniz ki tavsiye ederim. Mesela bilişim sistemleri için stratejik yönetim, sistem analizi ve tasarımı, bilişim sistemleri için proje yönetimi ve bu anlamda PMBOK ve PMP denilen proje yönetimi profesyoneli sertifikasyonu almayı ve toplam kalite yönetimi konusundaki yetkinleşmeyi bir yol haritasında önemli hedefler olarak sizlere sunmak istiyorum. Aslında bu sunumlar bilişim sistemleri konusunda kendini geliştirmek isteyenlerin başka limanlara ulaşmak üzere sefere çıktığı bir liman olarak değerlendirilsin istiyorum. Bilişim sistemleri arkadaşlar, gelişme açısından, verimlilik ve etkinliğin arttırılması açısından son derece önemli bir araçtır. Kullanılması gereklidir, nasıl kullanılması gerektiğini bilinmelidir. Başkalarının bu konuda ne yaptığını bilip sizin nasıl dahil olabileceğinizi bilmeniz gerekir. Lütfen bu konuyu araştırmaya devam edin. Gelecek yönetim bilişimin deniyordu. Artık iş yönetim bilişimin değil. Yarın artık bugün, gelecek artık bugün. Pandemiyle beraber özellikle. Okuyun, geliştirin diyorum. Efendim, gene şey yaptık, şu ekran göstermeyi durdurmadık. Umut ederim ki benim bu 13-14 tane sunumumu dinlemişsinizdir. Umut ederim ki faydalı olmuştur. Başka konular varsa yorumlarda lütfen yazınız. Daha değişik yazılımları kullanarak daha profesyonel sunumları yapmak istiyorum. Bakalım nasıl olacak bu iş. Peki, sağlıcakla kalın, esen kalın, bahtınız açık olsun. Allah'a ısmarladık.